Herkese selam, Teknoloji Öykü takipçileri, yeni bir video ile karşınızdayız. Bu videoda hazır Black Friday yaklaşırken, böyle Kara Cuma dediğimiz Kasım indirimleri yaklaşırken, sizlere giyilebilir teknolojide alabileceğiniz birkaç öneriyle beraber geldim. Telefon önerisi yapmadım çünkü çok da fazla bir indirim olduğunu düşünmüyorum telefon konusunda, ama giyilebilir teknoloji tarafında gerçekten güzel indirimler oluyor. Şimdi birazdan size söyleyeceğim cihazları eğer favorilerinize eklerseniz, indirim olduğunda ihtiyacınız da varsa anında kaçırmayın derim. Giyilebilir teknolojileri zaten biliyoruz. Akıllı saatler, akıllı bileklikler, TVS kulaklıklar, aynı zamanda VR gözlükleri gibi birçok teknoloji günümüzde devam ediyor. Bunların bizlere sunduğu kolaylıklar açısından da tercih ediyoruz. Bizlere geniş bir özgürlük alanı sunuyor. Aynı zamanda günümüzü daha verimli kullanabileceğimiz alanlar tanıyor diyebiliriz. O zaman ilk önce akıllı saatlerden başlayacağım arkadaşlar. Akıllı saatlerde sizler için en iyilerini seçtim öncelikle. Sektörde görebileceğiniz en iyi akıllı saatler tabii ki en başta Apple Watch Ultra var. Apple Watch Ultra devasa bir fiyata sahip. Buna değer mi? Burası tartışılır. Hatta yorumlar kısmında belirtirseniz oldukça sevinirim. Ama Apple'ın şu ana kadar geliştirmiş olduğu en iyi akıllı saat olduğunu söylemek istiyorum. Bu öneriyi de zaten Apple'dan başka bir şey kullanamam diyenler için yaptım. Neredeyse 36 bin lira gibi bir fiyat etiketine sahip. Bilmiyorum, bir saate bu kadar verilir mi? Ömür boyu kullanacaksanız belki, ama ömür boyu da idare edeceğini düşünmüyorum. Tabii ki uzun yıllar sizi götürür ama ömür boyu da idare etmez. Peki ne gibi özellikler sunuyor? Öncelikle ekran tarafında geniş bir ekran bizlerle beraber diyebilirim. Nits tarafında 2000 nits'e kadar bir parlaklık sunuyor. Ve şu ana kadar en iyi pil ömrü sunan akıllı saat diyebiliriz Apple ekosistemi içerisinde arkadaşlar. Cihazın yanında bulunan fonksiyon düğmesi, aynı zamanda bu SOS çağrılarını da içine eklersek bize güzel bir seçenek olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki seçenekleriniz arasında Watch Ultra, Ultra 2 düşünüyorum. Düşünüyorsanız olabilir ama 9, 8 belki de düşünülebilir. Daha aşağısına pek inmenizi önermem ama eğer bütçeniz yüksekse Apple Watch Ultra, Ultra 2 zaten titanyum bir kaplama olmasından dolayı ekstra tercih edilen modeller, ama birazcık daha fiyatı indirmek istiyorum diyorsanız Watch 8 ve Watch 9'a da bakabilirsiniz. Oldukça iyi saatler ama bunlar bütçesi yüksek olan ve ben paraya kıyıyorum diyenler için tercih edilebilecek, indirimi de yakalarsa onu memnun edebilecek saatlerdi demek istiyorum. Daha sonrasında Huawei'ye geçeceğim arkadaşlar. Huawei'in Watch 4 serisi gerçekten güzel. Watch 4 tarafında şöyle bir güzellik var. Siz premium bir hissiyat yaşamak istiyorsanız, klasik saatle aynı zamanda dijitalin birleşmesini istiyorsanız kesinlikle Huawei Watch 4 serisine bakmanızı öneriyorum. Huawei tarafında bahsetmek istediğim en önemli özellik tabii ki pil ömrü. Apple'larda böyle 2 güne kadar, 3 güne kadar bir pil ömrü sunarken Huawei cihazlarda tabii ki kullanım durumunuza göre değişebilir, 14 güne kadar size pil ömrü sunuyor. Yani zırt pırt bir akıllı saati ben şarj etmek istemem, buna vakit harcamak istemem. O yüzden 2 haftalık bir süre oldukça ideal bir süre. Klasik saatle teknolojinin birleşmesi de zaten ayrı bir hissiyat yaratıyor. Aynı zamanda bu cihazlar aşırı dayanıklı. Zaten kaplaması da titanyum bir kaplama olduğunu söyleyeyim demek istiyorum. Gayet güzel bir cihaz. Listenize Huawei Watch GT 4'ü de ekleyebilirsiniz. Ekran parlaklığını da çok beğeniyorum. Çok hızlı ve akışkan bir saat olduğunu söylemekte fayda var. Dedikten sonra Samsung'a geleceğim. Samsung Watch 6 son dönemlerde yine çıkan bir akıllı saat arkadaşlar. Watch 6 var, bir de Watch 6 klasik var. Ben 6'yı daha çok tercih ediyorum. Çünkü ekranı daha yüzeysel olduğu için görünme benim daha çok hoşuma gidiyor diyebilirim. Söyleyeceğim çok fazla böyle detaylı bir özellik yok, şu özelliği mükemmel diyemem ama bir önceki seriye göre iyileştirmelerin olduğu bir saat. Da eğer bir akıllı saat istiyorsanız Samsung Watch 6'yı da tercih edebilirsiniz demek istiyorum. Biraz da böyle uygun fiyatlı bir iki taneden bahsedeceğim. Bunlar gerçekten fiyatı yüksek cihazlardı. Zaten Apple 30 bin lira gibi bir fiyatı var. Watch 4'ün 20 bin lira gibi bir fiyatı var Huawei tarafında. Samsung Watch 6'nın da böyle bir 10 bin liraya yakın bir fiyat etiketi var diye hatırlıyorum. Bunlar ultra düzeydeydi. İndirimi yakalarsanız diye bahsetmek istedim. Uygun fiyatlı birkaç tane saatten bahsedeceğim. Bazıları akıllı bileklik diyor, bazıları akıllı saat bu Watch 3 tarafında, ama bence bir akıllı saat çünkü telefon görüşmeleri yapabiliyorsunuz. Bileklikten belki de ayıran en önemli özellik zaten onu telefonla görüşebiliyor olmamız. Ses kalitesi karşıya gayet güzel bir şekilde iletiliyor. 1.73 inçlikte bir AMOLED ekranı vardı diye hatırlıyorum. Güzel bir parlaklık sunuyor bize. Gün ışığında 600 nits'e kadar bir parlaklık var.
vardı diye biliyorum. Bunun yanında yanda bulunan SOS tuşuyla 3 kere basarsanız sizi oraya kimi konumlandırdıysanız onu arıyor. Böyle bir özelliği de var. Oldukça güzel ve fiyatı çok uygun arkadaşlar. 2000 liraya varmıyor bile diye hatırlıyorum fiyatı. Ve diğer cihazlarda görebileceğiniz özelliklerin birçoğunu sizlere aslında sağlıyor. O yüzden daha uygun fiyatlı bir şey düşünüyorum diyorsanız Redmi Watch 3'e de bakabilirsiniz. Belki yine uygun fiyatlı tarafında Samsung Watch 4 serisine de bakabilirsiniz. Ama ben onun tasarım tarafını çok fazla beğenmiyorum. Ama tasarımı sizin hoşunuza giderse ekstra baktığınızda Watch 4'ün de teknik özellikleri oldukça güzel ve sizi idare edebilecek bir cihaz olduğunu söylemek istiyorum. Akıllı saatler bu şekildeydi. Size 5 tane akıllı saat sıralamış oldum. Yüksek fiyat ve orta fiyatlı olarak. Şimdi birazcık da akıllı bileklikten bahsedeceğim arkadaşlar. Akıllı bileklikte de aslında akıllı saatte gördüğümüz özelliklerin birkaçını eksik oldu. Ama sizi gündelik hayatta yine idare edebilecek, spor takibinizi yapabilecek, uyku düzeninize bakabilecek, kandaki oksijen oranınızı ölçebilecek, sizin yanınızda olabilecek bir cihaz olduğunu söylemek istiyorum akıllı bilekliklerin. Sektördeki en iyi akıllı bileklik bence zaten bunun piyasaya damgasını vuran bir marka. Xiaomi'nin Redmi Smart 8'i zaten yeni sunuldu. Hatta incelemesinde yakın bir zamanda çekmiştik. Ona da bakabilirsiniz. Redmi Smart 8 gerçekten tasarım konusunda oldukça güzel. Aynı zamanda yeni spor modları da eklenmiş. 150 adet spor modu bulunuyor arkadaşlar burada. Ne ararsanız var. Gerçekten ne ararsanız var. Aynı zamanda kordon tarafında yeni tasarımlarla karşımıza çıkıyor. Çünkü şöyle güzel bir özelliği var Smart 8'in. Cihazı normal bileklik olarak kullanabiliyoruz ya. Aynı zamanda koşu modu için dilerseniz farklı bir aparatifi var. Onu ayakkabınızın bağcığına bağlayabiliyorsunuz ve bu sayede koşunuzda ne kadar hızlı koştunuz, koşu sertliğiniz neydi, o adımlarınızı ne kadar sürede attınız gibi çok detaylı bir sistemi size sunuyor. Bu geliştirilmiş bir özellik gerçekten güzel. Eğer sizin spor branşınız koşu üzerine ise güzel veriler sunabilecek bir cihaz olduğunu söylemek istiyorum. Eğer çocuğunuza bir akıllı saat almak istiyor ve sürekli kaybettiğini düşünüyorsanız ya da takı olarak kullanmak istiyorsanız cihazı kolye olarak da kullanabiliyorsunuz. Böyle güzel özellikleri olan bir cihaz olduğunu bahsetmek istiyorum bileklik tarafında. Aynı zamanda yine Xiaomi'den gideceğim. Smart Band 7 serisine de bakabilirsiniz. Aralarında çok bir fiyat farkı yok. Ben olsam tabii ki 8'i alırdım ama Smart Band 7 de düşünülebilir. Oldukça uygun, 1000 liraya bile varmayan bir fiyat etiketine sahip bu iki cihazda. Bir de buraya yine Huawei'yi eklemek istiyorum. Huawei Band 8 ve Huawei Watch Fit 2'den bahsetmek istiyorum. Watch Fit 2'ler gerçekten ben de kullanıyorum ve oldukça memnunum. Hatta şöyle bir şeyden bahsedeceğim. Yani sadece Watch Fit 2 anlamında değil, akıllı saat ve akıllı bileklik anlamında. Ben mesela spor yapıyorum ve spor yaparken fark etmediğim ultra üst düzey bir kalp atış düzeyine ulaşmışım. 200 kalp atış ritmi. Bu gerçekten hani olmaması gereken bir şey. Ve fark etmemiştim. Eğer akıllı saatim, akıllı bilekliğim olmasa, bana o uyarıyı vermese ben bunun farkına varmayacaktım ve sporuma devam edecektim. Sıkıntı yaratabilirdi sağlığım açısından ama saatim bana dedi ki ya Beyza biraz dur, dinlen, kalp ritmin 200'e ulaştı ve gerçekten bu uyarı sayesinde ben de sporuma ara verdim ve durduktan sonra fark ettim hani başım dönmeye başlamış. O yüzden akıllı saatler, akıllı bileklikler bu anlamda bize sporda, günlük yaşantımızda bir uyarıcı niteliğinde oluyor ve oldukça güzel. Bu iki cihaza da bakabilirsiniz. Zaten pil ömründe de, Huawei'de de, Xiaomi'de de sizi uzun süre idare edebilecek cihazlar diyebilirim. Dedikten sonra şimdi birazcık da kulaklık tarafına geleceğim. Kulaklıkta neler var dediğinizi duyar gibiyim. Güzel şeyler listelediğimi düşünüyorum. Listenin ilk sırasına daha önceden kullandığım için Sony LinkBuds S'den bahsetmek istiyorum. Gürültü engelleme tarafında oldukça üst düzey bir performans sunuyor. Aynı zamanda cihazın basları, tizleri çok rahat bir şekilde duyabiliyorsunuz. Videoyu çok fazla uzatmak istemediğim teknik detaylardan çok fazla bahsetmeyeceğim. Ama yanlış hatırlamıyorsam 11 milimetrekli bir mıknatıs sürücüsü vardı. Gayet güzel bir cihaz. Kullandığım için tavsiye ettiğim bir ürün olduğunu söyleyebilirim. Bunun yanında Samsung'un Buds Pro'suna ve Buds Pro 2'sine de göz atabilirsiniz. Kulakta tasarım olarak çok hoş duruyor. Böyle tam bir şekilde nüfus ediyor ve kulak silikonları, birazdan bahsedeceğim başka bir kulaklıkta da var, sizin için özel geliştiriliyor ve artık hangi silikonu tam olarak kulağınıza uyumlu bir şekilde bulursanız müzik zevkinizi ultra üst düzey yaşıyorsunuz. Dışarıdan bir ses duymuyorsunuz. Gerçekten güzel bir cihaz. Samsung Buds Pro diyebilirim. Bunun fiyatı ama birazcık yüksekti diye hatırlıyorum. Yine de tercih edebileceğiniz bir cihaz. Aynı zamanda Huawei FreeBuds 3 Pro deneyimledim. Yani ses
önleme tarafında daha iyisine rastladığımı bilmiyorum. Dışarıdaki sesleri, abi sessiz kalmak istiyorsanız Huawei FreeBuds 3 Pro'suna göz atabilirsiniz. Oldukça güzel bir kulaklık. Son olarak şeyden bahsedeceğim. JBL Tune Flex diye hatırlıyorum ismini. Aşağı buraya bir yere bırakırım. O da bas tarafında. Müziğin en kristal, artık neyi duymak istiyorsanız mükemmel bir müzik deneyimi sunuyor. O yüzden bir başka deneyimleyebileceğiniz, indirimdeyken yakalayabileceğiniz cihazda JBL Tune Flex diyebilirim arkadaşlar. Zaten Apple'ın AirPods'larına değinmedim ama AirPods'da güzel bir cihaz. Yani diyebileceğimiz yok. Herkes tarafından tasdiklenmiş ve onaylanmış bir şey. İndirimde yakalarsanız ona da bir göz atabilirsiniz. Ben bunları listeledim. İndirimde bulduğunuz an böyle alın abi, yapışın diyebileceğim cihazlar bunlardı. Sizin de eğer ihtiyacınız varsa bu ürünlere göz atabilirsiniz. Umarım güzel bir Kasım indirimini yakalarsınız. Bir başka videoda, bir başka Kasım'da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.